İnsanlığa kaybettirirken silah tüccarlarına, uyuşturucu tacirlerine, kara paracılara, çetelere ve mafyalara kazandırır. O yüzden hep savaşlara karşı çıkmak ve savaşların karşısında durmak gerekiyor. Türkiye maalesef Suriye'nin iç savaşı döneminde sorunlarını ve sonuçlarını doğrudan yaşayan bir ülke olduğu yıllardır. Bunun nedeni de sürdürülen yanlış dış politikadır. Göçmen mülteci sorunlarından her türlü yolsuzluk ve uyuşturucu ticaretine, kara para aklamasına kadar her türlü melanet aslında Suriye iç savaşında alınmış olan yanlış tutumdan kaynaklanmaktadır. Olması gereken Suriye'de barışın sağlanması ve demokratik bir Suriye rejiminin inşası için çaba gösterilmesidir. Türkiye'nin yapması gereken hem bir bölge gücü olması açısından hem de yüzyıllardır bu topraklarda birlikte yaşadığımız komşularımız açısından baktığımızda Türkiye'nin yapması gereken demokratik bir Suriye rejiminin ortaya çıkmasına imkan sağlayacak katkılarda bulunmasıdır. Bir kez daha hatırlatıyoruz ki Türkiye 6 ay içinde bir seçime gidecektir ve seçim ortamına girilmiştir aslında. Bizler Türkiye'de savaşsız bir seçim süreci olması gerektiğini düşünüyoruz. Cenazesiz bir seçim süreci olmasını gerektiğini düşünüyoruz ve seçim sürecinin demokratik bir şekilde kutuplaştırıcı ve çatışmacı bir ortamda değil, gerçekten demokratik bir ortamda yaşanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu ülkenin ve toplumun beka sorunu yok. Hep söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Esas itibariyle bu iktidarın bir beka sorunu vardır ve iktidar bu beka sorunu nedeniyle de mümkün olduğu kadar çatışmacı, kutuplaştırmacı bir seçim sürecinin yaşanması için adım atmaktadır. Bizler bir savaş felaketini önlemek için her türlü çabayı veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki yeniden bir savaşın patlak vermesi demek Suriye'de ve bölgede sadece bölge halkları için değil, bu ülkede yaşayan bütün halklar için de aslında acı demektir, olumsuz gelişmeler demektir, ekonomik kriz demektir, sosyal kriz demektir. Buyurun. Bütün sorunlarımızı savaşla ve çatışmayla değil, tam tersine diyalog ve barışçıl yollarla çözmemiz gerektiğini bir kez daha özenle vurguluyoruz.